son anları ve şehadeti. Ubeydullah, onlarca kez kendi eliyle onardığı derneğinin yeniden hedefte olduğunu duyar duymaz, yerinde duramayan Ubeydullah, ailesinden son kez ayrılarak olay yerine gitmişti. Daha dernek çatısını onarmasının üzerinden bir gün geçmemişti ki, PKK, BDP, KCK yanlıları yeniden derneği yakmaya çalışıyorlardı. Ubeydullah ve arkadaşları İslami tavırlarını net ortaya koyarak saldırganları 2-3 kez püskürttüler. Saldırganlar son geldiklerinde daha kalabalık ve silahlıydılar. Saldırganlarla polislerin arasında ise görgü tanıklarının anlattıklarına göre 50 metrelik bir mesafe olmasına rağmen saldırganlar aldıkları cesaretle dernek binasına saldırılarına devam ettiler. PKK, BDP, KCK yanlıları o gün polisi bırakarak Musa Zafer şahsında Yüksekova'nın imanlı gençlerini hedef almaya başladılar. Ellerinde molotoflarla yakılmaya çalışılan dernek binasını koruyan Ubeydullah, kalabalık içinde kendisine doğrultulan namlu ve akabindeki birkaç silah sesiyle o bir gün önce tüm emeğini vererek "Eğer benim ölümüm cemaat fertlerinin davaya daha sıkı bağlanması için hayırlıysa ve davaya bir katkı sağlayacaksa bu canımı feda etmeye hazırım. Ben bütün işimi gücümü, maddi sıkıntılarımı bir kenara bırakacağım ve derneğin çatısını yapacağım. Allah'ın izniyle İslam düşmanlarının derneğimizi bu halde görmelerine müsaade etmeyeceğim." dediği çatı üzerine yığılarak şehadet şerbetini içti. Şehit Ubeydullah'ın 7 yaşında şehadet ve 5 yaşında Hattab isimli iki çocuğu var. Zarjat kalbe girma, derdun ay zalim uvere, gün mağil ya verçemun ma. Derdun ay zalim uvere, gün mağil ya verçemun ma. Derdun ay zalim uvere, gün mağil ya verçemun ma.
ay deşin macat kerabin, seni kemiş partun mabin. Ay deşin macat kerabin, seni kemiş partun mabin. Evaj ne zonay bi vaktin, ya zonate yo bin mere. Evaj ne zonay bi vaktin, ya zonate yo bin mere.